Sorular ve cevaplar, isim tamlaması ile ilgili soru cevaplar inceleyeceğiz. Haza kalemut tilmizi, evet haza kalemut tilmizi, şey haza diyorum. Hel kalemut tilmizi, öğrencinin kalemi mudaftır bu. Tavilun, uzun mudur? Naam, kalemut tilmizi, öğrencinin kalemi, bakın öğrencinin kalemi uzundur, tavil. Hel defteru tilmizi rakik, öğrencinin defteri ince midir? Naam, defteru tilmizi rakikun. Bakın Arapçada yani külli bir kaide, külli bir kaide şudur. Eğer bir kelime harfi tarifi olmadığı halde tenvinden soyulduysa önce kendinden sonrakine ait kılınıyor. Ve kendinden sonrakine ait kılındığı zaman kendinden sonrakini mutlaka kesra yapar. Dolayısıyla burada o hali görüyoruz. Defteru tilmizi, öğrencinin kalem. El kitabu tilmizi, hepsinde öyle var. Semikun, naam kitabu tilmizi semikun. Hel babul safi muğlakun, naam babul safi muğlakun. Zaten yan tarafta manaları var. Hel nafizatu safi, sınıfın penceresi maftuhatun. Burada müennes olduğu için onun haberi de müennes gelecektir. Naam nafizatu safi maftuhatun. Açıktır diyoruz. Muzafın altına bir çizgi çizeceğiz. Tabii güzel bir çalışma. Muzafın altına çizgi çizmek böyle bir etkinlik. Yani yaparak yaşayarak öğrenmeyi size burada sezdiriyor. Çizin. Yani ben de hep size bu kitabı tavsiye etmişim. Alın demişim. Yani bu kitabın videolarını çekmekle haşa haşa kitabın satın almasında balta vurmuyorum. Haşa öyle bir şeyse yayın evinden bana gelse bütün videoları silerim. Öyle bir şey de yok. Bilakis bu kitabın kesinlikle satın almasını hep tavsiye etmişim ve ederim ve ediyorum. Burada gaye öğrenci kardeşlerimizin bu meseleyi öğrenmesi, Arapça öğrenmesidir. Yayın evi kazansın, müellifi de kazansın. Allah daha da onların rızkını bol versin. Yeter ki kardeşlerimiz, yani asıl olan bu ilmin müntefi olmasıdır. Kendisi de faydalanılmasıdır. Ben bu müvacihede özellikle sizi bu kitabı almaya ve bu kitapla kesinlikle kalem oynatarak buluşmaya ben hep davet etmişim. Belki ilk kez Arapçayla tanışmış bir kardeşimiz bu videoyu izliyor. Kesinlikle ben bu kitabı almayı taraftarıyım. Alın ve bilakis yani hiç tereddütsüz çizin yani. Kitapsız olmaz. Çizmek lazım. Hatta tükenmez kalemle çizin. Yani iziniz belli olsun, iziniz silinmesin. 20 sene sonra da bunu görseniz şu iziniz tükenmesin burada. Bu da bir anı olarak kalsın. Neticede burada ilmi bir faaliyeti deruhte ediyoruz. Bu ilmi faaliyetin beyinde silinmeyecek. Şu tükenmez kalem gibi beyinde silinmeyecek şekilde kalıcı olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ederek bu dersleri işliyoruz. Dolayısıyla burada müellifin yani çizgiyle bizi çizmeye davet etmesi çok manidar. Yaparak yaşayarak öğrenmeyi bize teşvik ediyor. Bütün öğretmen arkadaşlarım biliyor ki yani bir öğrenme hadisesi en güzel yaparak yaşayarak meydana gelir. Bunu bu özelliği ben özellikle söylemek istedim. Babu burada kendisi çizmiş. Babul beyti meftuh. Kitabı hemen tenvinden soyulmuş mudaftır. Kitabul müderrisi semikun. Defteru, evet hemen anladım mudaf çünkü harf tarif olmadığı halde tenvinden soyulmuş. Ve kendinden sonra da bir harf tarif var. İşte zaten çok güçlü bir emaredir o da. Yani müderrisin defteri cedidun, yenidir. Mektebul müdiri, evet mudaf mekteptir. Kamisu erraculi, yine mudaf kamistir. Yani gömlek, adamın gömleği nazifun, temizdir. Onu da o şekilde diyoruz. Ve yine nezaretu gözlüktür. Ettilmizi cedidetun. Bakın uyumu görüyorsunuz. Tayyimerbuta müptede haber uyumu. Ve işte gassaletu, bu da yine çiziyoruz altını, el müdiri. Mihfazatu etilmizi, hadikatul beyti, evin bahçesi, vasi'a, geniştir. Yine mühendislerin uyumunu görüyoruz. Gurfetu ennevmi, altını çiziyoruz, mudafın. Şimdi mudafın ileyhin altını iki çizgi, çok güzel. Yani gerçekten güzel. Yani iki çizgi olması bize yeni bir aktiviteyi davet ediyor. Yani böyle tek çizgiyle devam etmeyin. İki çizgiye geçin. Yani bir de bir beyni aslında coşturan komutlar bunlar. Beyin fakültelerini adeta işlevsel hale getiren bir takım etkinliklerdir. İki çizgi olması da güzel olmuş.
Sakful beyti. Evet, evin damı, evin tavanı murtafi'a, yüksektir. İki çizgi, o kendisi yapmış. Vechul maridi, iki çizgi. Sen nereden tanıyorum? Kesre olmasından tanırım zaten. Bir de kendisine ait kılınan bir kelime var. Ondan tanım. Kalemu ait kılınmış. O zaman budu muzafileyi. Kalemul veledi. Veledul muallimi. Müderrisut tilmizi. Evet, öğrencinin öğretmeni. Tavilun, uzundur. Dersut tilmizi, iki çizgi. Mistaratul veledi, öğrencinin cetveli. Nafizatul rufeti, odanın penceresi nedir? Meftuhatun. Yine nafizatul mühendis. Bu da mühendis uyumunu görüyoruz. Saburetus safi, iki çizgi saf. Ulbetul kalem nedir? Ulbetul kalem, yani kalem kutusu küçüktür. Sagiretun, mühendislik uyumunu yine görüyoruz. Son sayfamızı da yapıp videomuzu bitirelim. Boş yerleri doldurunuz. Çok çok güzel bir etkinlik. Kesra ile olması gerektiğini mutlaka dikkat edeceksiniz. Eğer mudaf ile ise, mudaf ise bunun olduğu gibi tenvinden soyacaksınız. Mesela kalemul müderrisi ben diyorum. Kalemu, bakın. Kalemu, kalemun diyemem çünkü ait kılacağım. Kalemul müderrisi. Müderrisin kalemi tavilun, uzundur. Eğer taviletun olsaydı ben kalem diyemezdim. Mistaratu diyecektim ki taviletuna uysun. Buna dikkat edeceksin. Mesela bakın işte burada. Taviletun. Aslında mistaratun demiş. Subhanallah, tevafuk oldu. Mistaratu el müderrisi. El müderrisi. Bunu kesre yapmanız kaçınılmaz. El müderrisi. İşte mudaf ilehi kesra. İşte mudaf tevinden soyunmuş halde. Bu etkinliği size bırakıyorum. Biraz beyni çalıştırarak. Şu sondaki timer butalara dikkat ederek, timer buta, timer buta, uyumlarına dikkat ederek çalışın. Buralara muallim koyun, tilmiz koyun, müderris koyun, müdir koyun, müdire koyun, fark etmez. Size kalmış, bunu size bırakıyorum. Bazı kelimeler meftuh, açık demektir. Mürih, rahat ettirici. Rahis, ucuz. Sakil, sakil, ağır demektir. Biz hadis-i şerifle dersi bitireceğiz. Taatullah, bakın taatu tenvinden soyunmuş ise, harf tarifi yoksa ait kılınıyor. Zaten ait kılındığının hemen garantisi de sonraki kelime kesral olmuş. Allah'ın taatı, Allah'a taat, taatul validi, babaya taattır. Yani Allah'a itaat, babaya itaattır. Ve masiyetullahi, Allah'a masiyet, Allah'ın masiyeti, Allah'a olan masiyet, masiyetul validi, şey validi, babaya olan mahsiyet gibidir. Subhanallah. Babayı burada ön plana çıkarıyor. Babaya itaat Allah'a itaat gibidir. Babaya isyan Allah'a isyan gibidir. Hadis-i şerif. Cidar, bunları muzaf yapacağız. Cidarul beyti, misbah, misbahul beyt, gurfeti, misbahul gurfeti, hisanul raculi, adamın atı. Babul beyti. Kalemur müderrisi. Bununla ne yapıyoruz? Şu isimde mudaf ile yapıyoruz. Tamam. Hadikatul beyti. Başına hadikayı getirdi. İşte çiftçinin kalemul muzari'i. Çiftçinin de kalemi olsun. İşte haitu el gurfeti. Odanın duvarı. Kamisul, yok kamis olmaz, müderriseti. Medreseti, he. Medrese. Şari'ül medreseti, medresenin caddesi. Tilmiz, kalemut tilmizi diyoruz. Evet, bu şekilde videoyu tamamlıyorum. 116. sayfada. Elhamdülillah böyle 15 videoyu yeni bir çekimle yaptım. İnşallah faydalı olacaktır. Ben daha önce de bu videoları çekmiştim. 15 videoyu, ama hoşuma gitmemişti. Çok böyle basit olmuştu. Benim ilk tecrübesiz zamanıma denk gelmişti. Herhalde üzerinden 3-4 yıl geçti. Böyle ikinci defa işlemekle daha iyi oldu elhamdülillah. Ben biraz daha böyle detaylı bilgiler içinde barındırdı bu 15 videoyu. Bir de bu 15 video yani bu kitabı ilk kez tanıyanlar için güzel bir hoş geldin videosu, videoları oldu. Teşvik edilecek şekilde
bu Arapça teşvik edilecek şekilde bir video çalışması oldu. Yani videoları izleyecek kardeşlerimin teşvik olacağına ben inanıyorum. Kitapla ilgili akılda herhangi bir soru işareti kalmayacak şekilde yani beğendiğim ve işte beğenmediğim bütün yönlerini inceledim. İlk sayfasından ta kaçıncı sayfa bakayım? Yani 587. 588. 588. sayfasına kadar bir tamamiha videolarda ele aldım. Kitabı bu şekilde tamamladım. 16. video 3 sene önceki video çalışmamdır. Dolayısıyla onun nazara alınması, bu videolar ikisi arasında böyle fark olabilir. Önemli değil. Allah hayırlara vesile kılsın. Arapçayı öğrenmeye çalışan kardeşlerimize de şevk versin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.